2 Ocak'ta Kazakistan'ın Nur Sultan, Almatı, Mangustau kentleri başta olmak üzere 11 bölgede başlayan sokak eylemleri neticesinde yaşanan olayları dikkatle takip ediyoruz. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar gerekçe gösterilerek başlayan protestolar, hükümetin fiyat düşürme kararına ve istifasına rağmen devam etmiş, organize ve senkronize bir şekilde isyan girişimine dönüştürülmüştür. Ülkede yaratılan kaos iklimi neticesinde idari ve askeri binalara saldırılar düzenlenmiş, kamu kurumları hedef alınmıştır. Kazakistan'da meydana gelen olaylar sinsi bir tezgahın habercisidir. Libya'da, Tunus'ta, Lübnan'da, Suriye'de, Arap Baharı adı altında Orta Doğu'yu kan gölüne çevirenler bugün Türkistan coğrafyasında, Orta Asya'da kaos projesinin fitilini ateşlemeye kalkışmıştır. 2000'lerin başında Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve dünyanın mücavir alanlarında renkli devrimlerle emperyal senaryoları hayata geçirmeye çalışan Sorosçu zihniyetler yeniden harekete geçmiştir. Bu kaosun hangi merkezden tertip edildiği, hangi ülkeler tarafından finanse edildiği, hangi terör örgütleri tarafından desteklendiği araştırılmalıdır. Ve ipuçları da bugünlerde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu kaos ortamı Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgesel ve küresel bir vizyonla atılıma geçtiği bir dönemde Kazakistan özelinde tüm Türk devletlerini hedef almaktadır. Bu hususta Türk Devletleri Teşkilatı'nın 6 Ocak günü Türk Devletleri Teşkilatı Buyurunuz efendim. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 11 Ocak 2022 tarihli Kazakistan'a destek açıklamaları oldukça önemlidir. Kazakistan'da sağduyunun hakimiyet kurması Türk dünyasının geleceği ve tarihi hedefleri bakımından kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı bu zorlu süreçte bütün imkanlarıyla dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın yanında olmaya devam edecektir. Sayın Başkan, 11 Ocak'ta Ermenistan'ın Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açması neticesinde bir Azerbaycan askeri Ayaz Nezerov şehit olmuştur. Ermenistan'ın bu menfur ve gerginliği tırmandıran saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Azerbaycanlı askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Buyurunuz efendim. Buyurunuz Sayın Başkan. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı soydaşlarımızın başı sağ olsun. Ermenistan, 10 Kasım 2020'de imzalanan ateşkesi de içeren üçlü bildiriyi açıkça ihlal etmiştir. 26 Kasım 2021'de Azerbaycan-Ermenistan arasında Soçi kentinde birlikte toplanarak ateşkese bağlılık teyit edilmiş, sınır hatlarının belirlenmesi için adım atılması kararlaştırılmıştı. Hal böyleyken iki ülke arasındaki ihtilafların çözülmesi için özel temsilciler atanmışken, önümüzdeki günlerde de görüşmeler başlayacakken Ermenistan'ın bu menfur saldırısı görüşmeleri sabote etmeye yönelik bir saldırganlıktır. Teşekkür ederim Sayın Başkan.